Ya tamam diyorum, bak paniklemiş olabilirsin, korkmuş olabilirsin. Hemen evlenmek zorunda değiliz dedin. O ne dedi? Babamın yanına Polonya'ya gitmek zorundayım dedi. Tolga bak, ben kafayı yiyeceğim ha. Kafayı yiyeceğim. Bak ben seni anlıyorum ama bir sakinleş. Bak geldiğinden beri iki lira aynı şeyi anlatıp duruyorsun oğlum. Kendine bunu neden yapıyorsun sen ya? Otur şuraya. Yasmin sana durduk yere ayrılacağız dese ne yapacaksın? Bir de nişanlısın, yüzüğü eline veriyor. Ne yapacaksın o zaman? Oğlum tamam, ben diyorum ki sana, ben sana hak veriyorum. Ben seni anlıyorum. Ben seninle aynı taraftayım diyorum zaten. Süsen'in yaptığı bence de mantıksız diyorum sana. Ama otur sakinleş, öyle düşünelim diyorum sana. Bir mantıksızlık var. Evet. Ya ben bu kızla daha düne kadar evleneceğimizin hayalini kuruyordum. Evimizi hayal ediyordum. Ya salonla mutfak arasındaki duvarın detayını konuştum ben bu kızla. Nasıl gideceğim Polonya'ya şimdi sen? Saçmalık oğlum. Ya ne bileyim, bak düşünüyorum. Dediğin gibi streslenmiş olabilir. Panik yapmış olabilir. Hepsini düşünmüş olabilir. Daha gençsiniz falan, bunların hepsine okey de. Oğlum bu kız seni kantinde yalnız bırakıp sınıfa çıkmayan insan. Yurt dışına çıkacağım demesi bana da saçma geliyor yani. Kesin bir şey var ama. Sana söylemiyor. Başka bir şey var yani. Başka bir şey var değil mi? Başka bir şey var. Çünkü biliyorum beni seviyor. Evet. Gidip konuşayım. Sen git konuş abi.